Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Nimetlere hamd ve şükür nasıl olur? Elbette bizler elhamdülillah diyerek, Allah'ım senin verdiğin nimetlere sonsuz şükürler olsun diyerek hamdimiz ve şükrümüzü yerine getirmeye çalışıyoruz. Yalnız her nimetin bizim elimize ulaşmasında, sonra o nimetin bize fayda vermesinde, ve sonra fayda vermesinden sonra olmak üzere üç tane boyutu var. Onun için her nimetin başında Bismillah demek, o nimetin Allah'ın bize özel ikramı olduğunu bilmek bu zikirdir. Başta böylece Allah'ı zikretmiş, Allah hatırlamış oluyoruz. Bilindiği üzere zikir kelimesi Allah'ı hatırlamak demektir. Kemal manada. Sadece dilimizle o kelimeyi tekrar etmek değil, Allah'ı hatırlamak manasındadır. Onun için mesela namaza Kur'an-ı Kerim'de zikir ifadesi kullanılmıştır. Demek ki her nimetin başında Bismillah diyerek Allah'ın adıyla, Allah'ın Rahim isminin adıyla, Kerim isminin adıyla, Rezzak isminin adıyla hangi ismini yardımıma çağırıyorsam, hangi işi yapacaksam o ismini kendime yardımcı çağırmış oluyorum ve işimi Allah'a dayanarak yapmayı Allah'tan istemiş oluyorum. Buna Bismillah diyoruz ve her işin başında bunu söylüyoruz. İki, peki ben bu nimetleri bitirdim, nimetler bana faydası tam oldu. O zaman da Elhamdülillah diyerek sonunda Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz ve Allah'a minnettar oluyoruz. Ya Rabbi bu mülk senindi. Sen yaratmasaydın, bütün mahlukat bir araya gelse bunun bir zerresini yapamazdı. Sen lutfunla bana bunlar ulaştı. Senin bu sonsuz lütuflarına, bana özel ikramlarına, ihsanlarına hamd ediyorum, şükrediyorum ya Rabbi. Bu hamdimi, şükrümü kabul demiş oluyoruz. Peki ortasında ne yapacağız? Bu nimeti yerken hangi tefekkürle, hangi duygu ile o nimeti, bakış açımızı güzelleştireceğiz? Bu harika nimetler bir olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan ama her şeyin kendisine muhtaç olduğu, ezeli ve ebedi olan, sonsuz mülk sahibi olan, malikül mülk olan, mülkün esas sahibi olan Allah'ın bana özel ikramı, bana özel ihsanı diye düşünmek de tefekkürdür. Onun için tefekkür ibadetlerimizin esası olmalı ve imanımızı inkişaf ettiren en yüksek seviyelerden birisidir tefekkür. Hatta bununla ilgili Peygamber Efendimizin tefekkürün kısa bir zaman yapılmasının belki günlerce, belki senelerce yapılacak nafile ibadetlerden daha hayırlı olduğunu bize peygamber hatırlatmaktadır. Şimdi burada nimetleri hatırlamayla ilgili bir metot, bir yol izleyelim. Hem aklımızı ve mantığımızı kullanalım hem de bu mevzuyu anlamaya çalışalım. Bir defa elimizde bir nimet varsa bu nimete nasıl bakacağız? Mesela elimde bir yazı var. Ben ne diyorum? Bir yazı varsa yazmak fiilini haber verir. Ha demek ki yazının kendisi yazmak fiilinden çıkmış. Yoksa kendi kendine olmamış. Peki yazmak fiili varsa o zaman yazanı bana hatırlatır. Ha bir katip var. Yazmak fiilini meydana getirmiş ve oradan yazı ortaya çıkmış. E yazmak fiilini yapan bir fail varsa e, o zaman bir yazan vardır. Yazanın özellikleri vardır. Şimdi biz buradan hareketle elimde bir nimet varsa bu nimet bir nimetlendirme fiilini ortaya koyuyor. Nasıl nimet oldu bu? Ha demek ki bu nimeti nimet yapan bir fiil olmuş. E madem bir fiil var arkasında neyi gösterir? Nimeti veren faili gösterir. Demek ki her nimet nimetlendirme fiilini bize haber veriyor. Her nimetlendirme fiili de Nimeti veren faili yani münim olan Allah'ı bize hatırlatıyor. Her nimet arkasından o münimi yani o nimeti veren zatı düşünmenin kendisi Allah'a teşekkür oluyor. İşte esas esas nimetlere teşekkürün manası bu işte. Ne demek? O nimeti veren zatı görmek onun isimlerini okumak, onun fiillerinin farkına varmak, onun sıfatlarına ulaşmak ve onun Zat-ı Zülcelal'ine yönelmek, teveccüh etmek ve ona bizzat teşekkür etmek ve ondan bilmek işte teşekkürün, hamdin ve nimetlerin esas sahibini bilmenin yolu da inşallah budur. Tabi Allahu Teala bu güzellikleri her şeyde, mesela diyelim elimizi şöyle bakıyoruz. Bu bir nimet mi? Evet. E bu nimet, bakıyoruz ki bir nimetlendirme fiilini bize hatırlatıyor. Öyle ya, bunu annem yapmadı, babam yapmadı, ben yapmadım. Bu elimi, şu bedenime ve ruhuma, şu kainattan istifade etmeme uygun, hikmetli bir şekilde nimetlendiren ve benim koluma takan bir fail olmalı. İşte o fail müni'im dediğimiz Allah'tır. O nimeti benim Allah koluma takmış. E tabi bunu düşünmek, bunu tefekkür etmek, bu eli kullanırken o eli bana veren zatın rızası yolunda kullanmak işte şükrün, hamdin, medhin, övgünün en güzel yolu ve en güzel metodudur. Tabi bunu gözümüze kullanabiliriz, aklımıza kullanabiliriz, kalbimize kullanabiliriz havaya kullanabiliriz, suya kullanabiliriz. Her bir varlık için aynı metodu kullandığımızda her varlıktan o nimeti varan veren zata ulaşırız ve her nimetten Allah'ı hatırlayarak, düşünerek Allah'a manevi bir teşekkürde, manevi bir hamdde bulunmuş oluruz. Böylece bir Müslüman hayatının bütün alanlarını, bütün yaptıklarını, bütün zamanlarını, bütün anlarını şükürle, hammle ve tefekkürle geçirme fırsatını yakalamış olur inşallah.